Öz Kabalık Üretim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir konuyla yine karşınızdayım. Transgenetik üretimi hakkında yine bilgiler vereceğim. Ve yine ufak bir denemem olacak arkadaşlar. Onunla ilgili bilgilerimi de paylaşmış olacağım sizlerle. Hep repsites olmaz. Transgenetik tetra arkadaşlar, gördüğünüz gibi laboratuvar ortamında mercan geni kullanılarak, anemon işte deniz canlısı geni kullanılarak yapılan renklere sahip, bu renkler bu şekilde oluşturulmuş ve genlerine aktarılmış ve bu balıklar bu şekilde üretilmiş. Glow diye geçiyor aslında arkadaşlar bu. Laboratuvar ortamında üretilen bir balıktır. Tabii sonrasında biz laboratuvar ortamında üretmediğimiz için, üretemediğimiz için daha doğrusu, bu yurt dışından bu şekilde bizim ellerimize ulaşmıştır. Türkiye'ye ve başka ülkelere ulaşmış ve akvaryum balığı olarak üretilmeye başlamış arkadaşlar. Yumurta düzme olayı var bunlarda. Yumurta dökme olayı var daha doğrusu, düzme demeyeyim. Bu canlılar yumurta döküyor arkadaşlar. Erkeğin döllemesiyle sonuçta yumurta balıklarının üremesi hep aynı genel manada. Erkek ve dişi balık gerekiyor ve suya salarak yapıyorlar bu işi. Bunu üretim sepetleri var arkadaşlar. Şöyle sepetin içine alacağız. Benim şeyde de kullandığım, Lepsites üretiminde de kullandığım kafesler biliyorsunuz. Bunları aynı şekilde transgenetiklerde de kullanıyoruz. Kafese koyduktan sonra da çekeceğim arkadaşlar. Kafes düzeni nasıl olmalı? Kafese nasıl? Bu şekilde üretim konusunda da bilgilendirmiş olacağım sizleri. Hep beraber üretim safhasında zaten videolarda takip edeceksiniz arkadaşlar. Güzel damızlıklar, hem evden gelme hem bizim burada büyüyen balıklar bunlar arkadaşlar. Bu sefer hepsini karışık atacağım. Normal cinsiniz ayrı ayrı yapmak gerekir. Fakat ben hani renk konusunda zaten erkek sayısı biraz daha az gibi görüyorum. 4-5 tane erkek var, biraz daha fazla olması lazım. Hani bir dişiye iki erkek gibi daha iyi olur dölleme açısından. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Ben sepete yerleştirip videoyu tekrardan başlatacağım. Orada da yine devam edelim. Evet arkadaşlar, balıkları yakaladım. Gördüğünüz gibi renkler şahane. Şöyle yandan gözükmez çok ama üstten göstermek istedim. Bu şekilde renkler şahane, dişiler dolu. Onları fileyi, ayarlamış olduğum filenin içine koyuyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Hemen file ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üretim filesi, üretim sepetlerimiz zaten her daim mevcut. Bunu gördüğünüz gibi su seviyeleri normal akvaryumdan daha düşük. Ve altta az bir kısım kalacak şekilde ayarlıyorum. Bunun sebebi ise yumurtaların bir an önce yere düşmesi ve dölleme oranının artmasını sağlamaktır. Çünkü çok az mesafe olduğu zaman dölleme oranı da aynı oranda yüksek olur. Daha yüksek olduğu zaman daha sıkıntı olabiliyor. Bunu deneyimledim daha önceden. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi zaten şeyden bir yana bir sıkıntı yok. Üretim havasını da arkadan bağladım. Normal havayı. Ona da bir pipo filtre bağlayacağım. Aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir tek yöntem daha. Bunu karartma kullanacağız. Akşamüstü ayarladım özellikle ki ışıkları kapattığımız zaman yoluna girsin diye arkadaşlar. Yani üremeye başlasınlar diye. İnşallah yumurta almaya başlarız. Gelişmeleri zaten aynı beraber takip ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah devamında gelişmeleri beraber paylaşacağız. Göreceksiniz siz de. Haberdar olacaksınız. Herkes üretimini başarabilsin, yapabilsin. Yapabilen herkes yapabilsin diye bilgiyi paylaşıyoruz. Herkese keyifli hobiler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtirseniz veya ne tarz video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Herkese keyifli hobiler diliyorum. Hoşça kalın.